köyde bir yangın olmuştu ya. Benim tüple. Bizim. Evet, doğrudur. O zaman şey yapmıştım. Karakol ifadeye çağırmıştı. Jandarma karakol. Ondan sonra benim ifademi alırken hep böyle uzman çavuş. Yani asker maskeri yok karakolda. Şimdi ifade yazıyor. Şöyle mi yazıyor? Yok dedim. Şu kelimeyi şöyle yap, bunu yap. Dedi ki kendisi, ya dedi siz dedi çok güzel tabirler kullanıyorsunuz dedi böyle. Güldü böyle. Ben dedim Nur talebesiyim dedim böyle. Belli dedi de yani güldü böyle tabirleri şey yaptı. Ondan sonra komutan geldi. Onun bir üstü geldi yani. Dedi ne yaptın dedi. Ya bu kim dedi. Dedi böyle böyle. O sen misin dedi ya. Ondan sonra durdu. Dedi ki o bizim duyduğumuz Hasan Akar sen misin dedi. Böyle. Gitti ayak yüzü gitti kapıdan geri döndü. Öyle yangın işiydi ya. Kale almadı. Öyle mi ya yangınla şey. Ya dedi bizim telaffuz edince beyniydi galiba söyledi. Döndü. Herhalde, bu beynin dedi ki ona bu Hasan Akar tanıyorsun. Döndü. Sen dedi o bizim bildiğimiz medyadaki o Hasan Akar sen misin dedi. Dedim ki bilmiyorum ki nasıl biliyorsunuz. Öyle köylüce olsaydın evet hayır da. Dedim senin dedim bilmene bağlı dedim. Tamam dedi. Öyle cevap verdin dedi sen olsun dedi. Senin dedim nasıl biliyorsun Hasan Akar'ı? Yani hangi Hasan Akar? Kafanda nasıl bir Hasan Akar var? Oyum değilim. Senin kafanda bir Hasan Akar var. Böyle dedim. Şeması var. O öyle Hasan Akar'sa değilim. Tamam dedi. Benim dedi düşündüğüm gibi Hasan Akar'sın dedi. Biraz sohbet edebilir miyiz dedi. Dedi ki konudan bir de. Ya bırak dedi. Bir şekilde yazarsın sen onu. Bırak onu. Dedi ki ya bu adam benim çok şey sorularım var dedi. İlk önce ya dedi ben sıkıntıyla alakalı çok videonu seyrettim dedi. Bir kere ondan teşekkür ediyorum dedi. Ondan sonra video serbest bölgeyi şey yaptım. Bana dedi ya tamam ben dedi bir derece yapmam. Hanımı nasıl yapacağız dedi. Şundan buradan açılırken bak şimdi bu Hinduizmle alakalı şey. Ondan sonra yani o geldi komutan. O geldi. Hepsi komutan. O geldi. Her türlü felsefi sorular da soruyor. Herkes. Başkomutan var böyle. En büyük jandarma. Karakol komutanı. O da volta atıyor. Ama ben onlar bana dönük. Ben köşede oturuyorum ifade yerinde. Salonu görüyorum yani. Odanın dışındaki. Adam gidip geliyor yani. Gidip geçiyor böyle. Ama duyuyor ya. Yani. Ondan sonra artık bir saati geçti ya. Yani. Belki de iki saat. Sonra o adam geldi. Buyurun komutanım dedi. Yani şey yapalım. Kalabalık hepsi geldi. Aman hepsi. Ya dedi. Ben dinledim dedi şimdi seni. Benim diyor senelerden beri merak ettiğim ama cevaplayamadığım dedi. Bir dedi sorun var dedi. İnanıyorum ki sen bunu cevaplarsın. Bunun hakkında dedi. Adamlar da tabii diğer komutanlar da merak etti. Ben de inan çok kitap okudum dedi. Çok kitap okudum. Zaten o kitap okumalarında kafama takıldı dedi. Ama hakikaten insan itikadını da bozar. Tamam. Problem itikad zaten. Tabii. Yani inan bak söyleyeceğim şey belki daha önce söyledim. İtikadını bozar Hinduizmci. Dedi ki Confucius dedi, Tao dedi böyle sayıyor. Bunların dedi sözlerine baktığın zaman diyor sanki din kokusu var dedi. Sanki peygamber kokusu var dedi. Yani asırlar geçiyor hala canlılığını koruyor. Hala insanların akıllarını besliyor diyor. Hala ilgiyi çekiyor. Yani senin ve benim sözün benzemiyor. Biz biliyoruz birbirimizin sözünü diyor. Yani ama dedi bunların sözleri binlerce seneden beri hani peygamber sözüne benziyor dedi. Nasıl oluyor dedi yani bir insan bu denli kaliteli bir soru. Diyebilir mi dedi yani böyle olabilir mi? Dedim ki ben de dedim hakikaten İrfan senelerce merak ettim.
nasıl olur ya? Adam mesela Likonin var mesela. Evet. Abraham Likonin var. Abraham. Bilmem şeyim var. Bir sürü insan var böyle filozof, hatırıma gelmiyor. Acayip sözleri var ya. Yani. Bunlar kadim bir bilgeliğin kokusu var, kadim eski geleneğin. Ben de onları söyleyince evet dedi. Nasıl dedim, Risale-i Nur'da şöyle buldum dedim cevabı. Alan bilmiyorum Risale-i Nur demedi de demek biliyor. Dedim ki şimdiye kadar 100 suhuf gelmiş. Suhuf gelmiş. Peygamberler gelmiş. 124 bin peygamber gelmiş. Aynı anda mesela Rize'de varsa da pazarında da var. Muhabere iletişim olmadığı için o Allah nurunu ihmal etmemiş, yani onları mahrum etmemiş o insanları. Mesela Tekirdağ'da peygamber gelmişse Moskova'ya da gelmiş. Yani nerede insan yaratmışsa o nurdan istifade ettirmiş. Aynı anda birkaç tane peygamber geldiğini Risale yazıyor. Yazıyor. 25. sözde yazıyor bu. Diyor ki birbirlerini görmedikleri halde birbirlerinin de haberdar ol. Aynı şeyi söylemeleri, aynı şeyi iddia etmeleri. Yani kaynakların tek olduğunu gösteriyor diye. Ha, şimdi o suhuflar, o tahrif edilmiş kitaplar, muharref olmuş, hükmü kalkmış kitaplar Allah tarafından kalktı. Yani onu değer ölçüsü yapmıyor, fakat insanların kafasına silebilir misin? Almış, ezberlemiş. Mesela diyelim ki haşa, haşa, üzbinde haşa. Şimdi Kur'an kalksa, başka bir kitap gelse, peygamberimiz kalksa, başka peygamber gelse, o bildiğimiz hadis-i şerifleri unutabilir misin? Kafandan nasıl bilir misin? Peygamberin Kur'an'ın hükmü kalktı diye. Şu anda mesela diyelim ki çocukken anne babasını, buradan sağa gideceğiz. Anne babası dindar, çocuğa bir şeyler söylemiş, ayet vadi söylemiş. Sonra ateist olmuş üniversitede. Şimdi kafasını o ayetleri silebilir mi? Silemez. İşte Confucius, Tao, Tio, Nisan, Isuzu, bunlar o bölgenin din isimleridir. O kadim peygamberlerin, suhufların kitaplardan kalan, yani bakiyeyi kalan, insandan insana nakledilen peygamberlerin ve Allah'ın kitabının sözleridir o. Allah'ın peygamberi ve Allah'ın kitabından kalan sözleridir. Ondan sonra buradan sağa gideceksin. O kadar hoşuna gitti ki. Dedi ki bu beni çok zorluyordu dedi. Yani dedi ya bir din kokusu var, bir peygamber kokusu var bu sözlerde. Sözün ruhunda, içerisinde. Var işte. Böylelikle adamca doğru yani. Çünkü o adam söylüyor diye buradan sağa. O adam söylüyor diye onun sözü değil yani. Mesela diyelim ki konuşurken tam Risale-i Nur'dan istifade ve istifaza etmiş bir insan düşün. Tamam mı? Sen veya ben. Risale-i Nur'da bir şey konuştuğu zaman, aynı metni söylemiyor. Ama o metne uygun bir cümle kuruyor. Kelam şey yapıyor. Yani kokusu, içeriği Risale, karşıdaki adam, farklı bir, tanımadığın bir yerdeki bir adam hemen senin nurcu olduğunu anlar. Ama aynı cümle değil. Bu şey, filozofların, işte düşünen bilge insanların kurdukları cümle aynı belki ayet değildir. Aynı o hadis değildir. Peygamberin sözü değil ama o manada, bir mana o mihval üzerine, o ruhu taşıyan, tanımlayan, onu fotoğrafını çeken, kelam fotoğraftır der usta. Mana çeşitli. Mesela bir bahçe düşün. Şimdi mahkemede. Şu bahçe düşün. Menekşe var, gül var, papatya var, kelebek var, kedi var, köpek var, bir sürü şey var, ağaç var. Buradan da sağa geçeceksin. Oraya bir fotoğraf çeksen, kartpostalın üzerine, hepsi içine girmiş. Kelam da fotoğrafa benzer. Çok acayip ya. Evet. Orijinal. Güzel ifade etmiş. Fotoğrafa benzer diyor. Ne yapmış? Mana muhteviyatı, mana çeşitliliğini bir şeyde toplayabilmiş. Ama birbirine mana yemiyor, birbirinin hükmünü cehretmiyor, birbirinin hükmünü ortadan kaldırmıyor. 13. sözde söylüyor. Diyor ki mesela şeftalinin veya mandalinanın rengi yaprağına zıt değil. Kokusu tadına zıt değil.
mesela mandalina ağaca zıt değil. Hani böyle bir çok 100 metre yüksek bir ağaçta mandalina takmamış mesela. Yani ne yapıyor? Birbirini takviye ediyor, birbirini tamamlıyor, birbirini bütünlüyor. Yani birbirinden ayrışmamış, birbirine zıtlaşmamış. Koku, tat, renk, vasıf, insan vesaire. İşte manalar da böyledir diyor. Ağacın bütünlüğünü korumak gibi. Mesela ayetler de birbirini böyle tamamlar. İşte bu kelam, kelam işte kelami kadim, kelami vahiy diyor. Fark ne? Birbirine zıtlaşmayan manalar. Mesela öyle bir kelam var ki bazılarında, bazı kelamda, beşer kelamda. Mesela adam yaşamamış ama farklı yaşıyor. İnsanın yaşadığı enerji ya, bu farklı yaşadığı halde doğruyu konuşan adamın ağzından çıktığı için o adamın enerjisi de var orada. Mana doğru, kalıbı yanlış. Bu sefer tesir etmiyor, çatışıyor. Mesela diyelim ki Confucius, hakikaten diyelim o kelamı söylemiş ama o adam hakikaten yaşamış ya. Yani batıda olsa insanın fıtratında doğru şey var. Yani bozulmamış. Mesela, kanun cari. Kanun cari mesela. Cenab-ı Hak bu kanunu koymuş. Sen de riyazete girersen sana da mana açılır. Manda da açılır. Çünkü melekutiyet onlara açıldığını usta söylüyor zaten. Gayb açılmadı diyor. 25. söz. Onlara diyor gayb açıldığını mı zannediyor? Kendilerinin gaybın açıldığını mı zannediyorlar? Hinduizm, Brahman, Budizm gibi şeyler zannediyor ki gayb bize açıldı. Hayır. Onlara açılan melekutiyet açılmış. Mesela melekutiyet eşya riyazeti girerse herkeste olur. Kafir mühim fark etmez. Peki abi mesela bunlara peygamber tabiri kullanılsa ne yanlış olurdu ki? Geçmişte yaşamış peygamber ama dinlere tahrif olmuş. Yok, peygamber olamaz çünkü diğer özel hayatları çok şey değil. Mesela Konfüçyüs'ün mesela özel hayatı. Umuma çok açık değil. Yani umuma açık değil. Kapalı, bir de ahlakı değil yani. Ahlak değil yani. Sarayda yaptıkları pislikleri. O kadarını bilmiyorum. He tabii. Bir de hayatları, bir peygamber birisi yani bir kelamla peygamber olmak değil de hayatları umuma mal olması lazım ki peygamber olsun. Mesela şöyle dese bana, sen şimdi peygamber mücedid olur musun? Çünkü paldır küldür diye mücedid verilmez. 25. sözde de var mesela peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. İlginç bir şey diyeceğim mesela. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e ala diye denmemiş, ila denmiş. Ala tabiri yani yukarıdan aşağı 5. kattan kamyonun üzerine yük atıyorsun. Bu yüke ala tabiri kullanılır. Yok arabaya sen yüklüyorsun asfalt. Yanlama bu ila. Peygamberlik verilirken ila kullanılmış. Ala kullanılmaması. Ustad diyor ki çok ilginç. Peygamberlik teklif edilmiş peygamberimize. Duymuş muydun? Yok abi. Peygamberlik Cenab-ı Hak teklif etmiş peygamberliği şeyi. Vereceğim, kabul eder misin? Peygamberimiz peki bunu duymadığına göre şart koşmuş biliyor musun Allah'a? Onu da hiç duymadın değil mi? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliği almadan önce bir tane şey Rabbinden bir şey istemiş. Bu şartım şey olursa ya Rabbi yaparsan şey yaparsan yani senin hikmetinle şey olmaz ama Cenab-ı Hakk'ın merhametinden eğer bu isteğim de olursa kabul ederim demiş. Nedir biliyor musun? Ha, benim işaret cihazının içine koydum ben bunu, yazdım. Kütüb-i Sitte'de. Ne diyor biliyor musun? Bunu Hazreti Ayşe validemiz naklediyor. Ravion. Bilmana naklediyorum. Bana diyor peygamberlik teklif edildiği zaman diyor ben Rabbime şart koştum diyor. O şaşırdı. Şartı şuydu. Ya Rabbi ben peygamber dahi olsam ben bir beşerim. Onlar gibi oturup kalkacağım, onlar gibi içeceğim, onlar gibi olacağım. Ama haşir meydanında beni peygamberi sorgulayan bir sorgulamamı engelledi. Beni ümmetimi sorguladığım kantarla. Beni de onları sorguladığın yöntemle beni sorgularsa ben peygamberliği kabul ediyorum. Peygamberliği sorgulamak daha mı zor? Tabii. Mesela şöyle diyeyim. Şimdi alimler demiş ki nimetlerden hesaba çekme demiş bir nevi ya. Yani öyle değil de şöyle biraz böyle. Şöyle mesela
Alimlere, yani sorgusu niye farklı anlatayım? Alimlere sen bunları niye anlatmadın sorulmadıkça, avama sen bunu niye yapın sorulmayacaktır. Şimdi ve mahkûne muazibin hatta nebesen Resul'a, biz peygamber göndermedikçe azap edici değiliz diyor ya Mektup'ta. Şimdi peygamber, diyelim ki sokaktaki bir Müslümana soracağı soruyla bana Allah haşirde soracağı aynı mı? Değil tabi abi. Sen bu kadar nimetlerle donattım. Sana bunu ikram ettim. Bir de bana dua ettim. Ben duanı da kabul ettim. Allah benim duamı kabul etti. Allah'ım bana ver, ben kullarına vereceğim. Sen niye vermedin? Ben sana ikram ettiğim nimeti. Cimriliğin en büyüğü olandı. En cimri. Peygamberimiz öyle demiş ki, İlmin en büyük cimrilik o. Niye vermedin? Ondan sonra şimdi şey, bu nereden açıldı? Bana dese ki şimdi sana mücedidlik vereceğiz. Peygamberlik yok ya. Kabul eder misin? Sana sorayım. Ben de demem. Ben de demem. Niye biliyor musun? Hayatın umuma açık olacak. Tuvaletten girene kadar, çıkana kadar bütün hayatın, nefes alıp vermeni, burnunu temizlemen, burnunu sürtünmen, yürümen, ayakkabı bağına kadar her şey hayatın umuma açık olacak. Vallahi yapamam. Şey olursa... Nereden anladım biliyor musun? Şu cümleyi de bitireyim. Bu bir ara bizi hadisemiz oldu ya kefer hakkında. Evet. Tanındık ya medyada. Düşman da çok, dost da çok. Çok fazla. Tanınmamak için, yani şöhretin ne kadar berbat olduğunu Rabbime söz, yani ben senin için demiyorum. Şöhretin ne kadar insanı köleleştiğini, zavallı yaptığını, aciz ettiğini, hapsettiğini, çok zor durumda insan kaldığını kemiklerime kadar hissetmiştim. Keşke bilinmeseydi. Keşke hiç kimse beni tanımasaydı da kolumu rahat rahat her yere dolaşabilseydi. Dolaşamıyordum. Cebrail aleyhisselam Allah Resulü'nün kalbini yıkıyor ya. Yıkıyor ha. Şöyle baştan bir reset atıp da günahımızı, kusurumuzu Cenab-ı Hak telafi eder de. Biz de bize ait bir şey bırakmayıp tamamen kendi vahyine. Ama öyle de gene ihtiyar ve iradesi var tabii yani çok. Yani bizim ruhun kaldıracağı iş değil. Bizim işimiz değil tabii abi. He tabii ama bana... Beni benden alıp da kendi saatince kendi şeyiyle yönetecekse. Ha, tamamen ihtiyar ve iradem kalkarsa o zaman ben zaten yokum. O zaman da teklif de edilmez ama hem ben olacağım hem o kutsi vazife. Yani şu lafı demek için dedim. Benim hayatım genellenecek. Evet. Kötü bir şey. Çok zor ya. İnsan mahremi seviyor. İnsan mahremi sever tabii, gizliyi sever. Mesela yatakta bile nasıl yattığını sahabe söylüyor. Gerçekten. Değil mi yani böyle? İnsan gizlenmeyi, hususu olmayı sever ya. Mesela diyelim şu dershanede. Sen ben söyleyeyim, sen dershanecinin de olmuş. Benim ömrüm geçmiş. Hiç kimse salonda tek başına dahi olsa herkesin uğradığı, namaz kıldığı yerde yatmak istemez. Rahat etmiyor. Hiç kimse aynı odayı iki kişiyle paylaşmak istemez. Fıtratta yok. Herkes özel ister. Niye kaynana kavgalar var? Ya ben evlenirim, hususu olsun. Oysa ne kadar hususu yaşamak ne kadar kötü olduğunu da bildiği halde. Hayatım genellenmesi, umuma mal olmasını hiç kimse istemez. Çok zor. Basit gibi gözüküyor bu kelam ama...